Aşık olduğumuz kişiler genellikle kendimizde beğenmediğimiz ya da özendiğimiz ama kendimizde yapamadığımız. Mesela daha konuşkan birine aşık olmak, eğer sessizsek, içine kapanık biri isek dışa dönük birine aşık oluruz. Çünkü aslında gıpta etmek diye bir şey vardır. Gıpta etmek onun gibi olmaktır. Gıpta ettiğimiz kişiye aşık olma oranımız bütün aşık olma oranlarının en tepesinde gelir. Çünkü bizde olmayan bir şey onda var ve ya da bizde olan ama bizim beğenmediğimiz, kendimizde eleştirdiğimiz bir şey onda var. Ve biz ondan bir şey yüzünden, hani o bir görüntüsünü beğendik, bir şeye benziyordu çünkü birine benziyordu, onayladık ve bizim o beğenmediğimiz şey onda olunca onda çok güzel görünmeye başlıyor bize. Aha, ne kadar güzel, ne kadar işte. Mesela çiftler genellikle birbirinden farklıdır. Hani zıt kutuplar birbirini çeker dedikleri de aslında böyle bir şey. Biz tamamlanmak üzerine aşık oluyoruz aslında. Bir de bunun dışında bize aslında yol açacak, daha önümüzdeki şeyi artıracak, hayatımızla ilgili hayal kurduracak birine aşık olmak. Çünkü insanın durgun olduğu zamanlar depresyon başlar. Hayal yoksa depresyon vardır. Hayal edeceğiniz ya da sizin önünüzde olan bir şeylerin olması gerekiyor. O şeylerin de genellikle biz dışarıdan katkı malzemesi gibi biriyle alıyoruz. Aşık olduğumuz kişi ilk gördüğümüzde bizim için kendisi değil, biri. Bizim için hoş biri. Sonra yavaş yavaş o kişiyi görmeye başlıyoruz. Gerçek halini görmeye başlıyoruz ama bu arada zaten çoktan kafa gidiyor.